Aksir ve Gayrimenkul'ün Bahçeşehir'de hayata geçirdiği 2500 konuluk dev proje ikinci etabının satışlarına başladı. Evet, Strada Plus projesinin satış ofisindeyiz. Aksir ve Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mesef yanımızda. İbrahim Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Dev projede ikinci perde açılıyor. 780 konutluk ikinci etabı satışa başladınız. İlk etapta satışlar bitti mi diyelim, söze başlayalım. Hamdolsun birinci etapta satışları bitirdik ve inşaatımız da hızlı bir şekilde ilerliyor. Bugün inşaatımız gördüğünüz gibi yaklaşık %50 ilerlemede var. Ve erken teslimat söz konusu oldu ve şu anda çalışmalarımız devam ediyor. İkinci etapımız da bugün de başlamış olur. Geçen yıl söz verdiğimiz gibi yani bu üç etaplı proje birer yıl arayla da lansman edeceğiz. İnşallah kısmet olsa gelecek yıl bugünlerde de üçüncü etabı lansmanı yapıp projemiz de artık ilerlemiş olacağız. Erken teslim dediniz. Geçtiğimiz sene Kasım ayında projeyi lanse etmiştik hep birlikte. Ve 24 ay sonra teslim olacak şeklinde bilgi vardı sizin tarafınızdan ama şu an 6 ay önce teslim ediyorsunuz. Bu hızlı satış grafiğine mi bağlı? Nasıl bir planlama? Bundan sonraki etaplarda da aynı şeyler olacak mı? Yani burada satış hızı şöyle. Biz de şirketimizdeki satış süreciyle inşaat süreci bağımsız çalışan bir süreçler. Yani hiçbir zaman da satışlarla şeyde bağlamadık. Bizim inşaatın bütçesi hazırlayıp inşaatını da ilerliyor. Biz baştan beri tespit ettiğimiz konulardan biri. Yani bu inşaat sektörü biz girerken biliyorsunuz fiyat konusunda müşterimizde belli bir fiyatlar oturmuş. Onun için ulaşabilecek konutlar da yapıyoruz. Ve o bölgenin fiyatından üstünde de çıkmıyoruz ama bizim hem kendimiz hem müşterimizi kazandırmak için bazı süreçleri yönetmek istedik. Zaman yönetmek çok önemli. Onun için bizim inşaat süreci baştan beri zaten 2 yıl olarak da planladık. Ve bu 2 yıl içerisinde biz çalıştığımız zaman da bakıyoruz bu 2 yıl içerisinde hala bazı gelişmeler de oluyor. Onun için erken teslim. Yani bizim 2018 Aralık ayında teslimat görünüyor ama inşallah birkaç ay önce de teslim etmek istiyoruz. Bu hem kendimiz hem yatırımlarımız ve müşterimiz de kazandırmak istiyoruz. İnşaat sektörü bugün bir yıl kazandırmak aslında müşterimizde de büyük bir fayda da sağlamış olur ve benim açısından da sadece sayısal değil zaman açısından da bir yıl kazanmak durmak veya şey demek için de o önemli bir konu. Satışlarla alakası yok. Biz satmasak da projeyi zamanında teslim ediyoruz. Kesinlikle. Yani bizim hiçbir zaman da satış sürecimizle inşaat sürecimizde ayrı bağımsız olarak çalışan süreçler. Evet, şimdi 780 konuttu değil mi? 880 konut. 880 konut yeni etap. Satışa başlıyorsunuz ve bir yıl önce de 2500 TL, 2800 TL değil mi yaklaşık geçen metrekare fiyatları üzerinden satışa çıktınız. Şu an ne aşamada fiyatlar? Bu projede nasıl bir metrekare fiyatı uyguluyorsunuz? Bizim projemiz 880 konut. Gene de 1 artı 1, 5 artı 1 de değerlerimiz de var. Farklı tip değerlerimiz de var. 339 bin TL ile başlayan fiyatlarımız da vardır. Ödeme planlarımız, farklı ödeme planlarımız da var. 0.5 inatla başlayan bir ödemeler de var. Ayrıca bizim şirketin bünyesinde müşterimizle de taksitler de verebiliriz. Birinci etap gibi. Onun için hem ödeme planları esneklik de var. Hem burada daire tipleri ve müşterimizle tercih dairelerden vardır. Bizim Strada Plus etabımızda birinci etaptan tüm müşterimizden notları aldık, fikirleri aldık ve geliştirdik. Yani gerekirse plan tipleri açısından ve malzeme, renkler ve zevk açısından da bunu dikkat aldık. Onun için Strada projemiz, ikinci etabımız, Plus projemiz inşallah birinci etabı gibi hızlı bir şekilde hem satış hem inşaatını devam edeceğiz. 239 bin TL'den başlayan fiyatlarla şu an ikinci etap Strada Plus'ı satışa çıktınız. İlk lansman toplantınızda da sizinle bir söyleşi yapmıştık ve projenin %40 prim yapacağını söylemiştiniz teslime kadar. Ne oldu? Şu an potansiyel ne aşamada prim potansiyeli? Yani proje? Açıkçası şu anda birinci etap baktığımız zaman da %36'larda geldik ve hala projemiz inşallah erken teslim yaparsak bu rakamlar daha fazla. Biz kısmet olsa %40'ını aşacağız.
Ve bu bizim için bir mutluluk veren bir unsur. Çünkü gerçekten de bugün müşterimizle kazandırmak istiyoruz. İkinci etabımızda inşallah bunun aynısı veya daha fazlası olacak da bekliyoruz. İnşallah. Çok evet. Güzel. Peki teslimler ne zaman bu etapta? Strada Blast etabımız teslimatı 2019 Aralık ayında. Ama onu ilerleyen günlerde ne kadar erken teslim etmeye çalışacağız inşallah. Yani sonuç olarak da bu zaman yönetmek ve süreci yönetmek bizim için her zaman çalışacağımız konularda ve her zaman on planda da olacak konularda. Evet. Peki bize biraz Aksil ve Gayrimenkul'den bahseder misiniz? Hedefleri nelerdir? Önümüzdeki dönemde nasıl bir strateji belirliyorsunuz? Çok kısa bir bilgi alabilirsek seviniriz. Yani Aksil ve tabii biz geçen yıl 25 yılımızı kutladık. Yani Türkiye'de uzun yıllarda da çalışan faal bir grup. Biz Türkiye'de tüm yaptığımız çalışmalara memnunuz ve Türkiye'de bizim için güvenin bir liman ve inşallah yatırımlarımızı hem inşaat sektörünün içerisinde hem daha önceki çalıştığımız sektörler inşaat üretimini, malzeme üretimini ve lojistik sektörü. Ayrıca biz diğer sektörler özellikle enerji sektörü ve sanayi sektörü şu anda üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de için hamdolsun son yıllarda bu tüm olaylara rağmen, tüm çevredeki sıkıntılara rağmen Türkiye'de bir ekonomik bir ilerleme var, ekonomik bir büyüme var. Bugün Türkiye'miz hamdolsun dünyada Çin ve Hindistan'dan sonra büyüme konusunda ve bu yıl kısmet olsa büyüme rekoru kırarak devam edeceğiz. Bu bizim için önemli bir unsur. Türkiye'nin ekonomisi özellikle şu andaki çalıştığımız inşaat sektörü ilerlemesi ve her yılda bir rekor kırarak da görüyoruz. Yeni projemizden, ambarlar projesini biliyorsunuz. Biz tüm projelerimizde ve tüm yaptığımız projeler kendi alanlarımız, kendi bölgemizdeki araziler üzerinde yapıyoruz. Ambarlar projesi, projenin gelişim süreci tamamında bitirdik, ruhsatımızı da aldık. Şu anda son çalışmalarda, son rötuşları yapıp inşallah 2018 ilk çeyrekte lansmanımızı yapacağız. Önümüzdeki dönem kentsel dönüşümün inşaat sektöründe çok önemli rol oynayacağı bir döneme giriyoruz. İnşallah. Bu dönemde yapacağınız planlamalar, çalışmalar var mı sizinle? Kentsel dönüşüm önemli bir mevzu. İhtiyacı da aynı anda. Bizim düşüncemiz 2018 bir kentsel dönüşüm yılı olacak. Çünkü son yapılan mevzuat değişikliği ve gelecek mevzuat değişikliği bu alan önünü açacak ve kentsel dönüşüm alanı hem bizim inşaat sektörü önünü açmış oluruz ve gerçekten projeler üretebiliriz. Hem İstanbul'da böyle bir ihtiyacı var. Çünkü biliyorsunuz İstanbul'da birçok bölgede kentsel dönüşüm ihtiyacıdır. İstanbul'da 75 bin konut yenilemesi lazım. Onun için kentsel dönüşüm onu açılıyor ve bizde de şu anda çalışmamız da var. 3 bölgeden çalışmamız devam ediyor. İnşallah bu çalışmaları 2018 daha net sizinle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.